Salom, Ali Education kanalı azaları. İngiliz dilinden navbatdagi video derslerimizin devam ettiramiz. Bugünkü mavzu ise adverb, yani ravish. Ravish nima? Ravish bu, gapda, iş harakatining qanday, qayerda, qachon sodir bo'lganligini bildiruvchi so'zlarga aytiladi. Ravishlar, gapda sifatni, fe'lni, yoki boshqa bir ravishni aniqlab kelishi ham mumkin. Ravishlarning yasalishi asosan ikki turga bo'linadi. Birinchisi yasama ravishlar hisoblanadi. Bunda sifatdagi so'zlarning oxiriga ly qo'shimchasini qo'shish bilan yasaladi. Misol uchun slow sifat bo'lsa agar slowly ravish, ya'ni sekin deb tarjima qilinadi. Yoki quite quietly, clear clearly. Yana bir necha yuzlab bunday misollarni keltirish mumkin. Keyingisi esa sodda ravishlar hisoblanadi. Ravishlar har doim ham ly qo'shimchasini qo'shish bilan yasalmaydi. Sodda ravishlar shuki, ular gapda sifat bilan bir xil hisoblanadi. Ularni shunday ko'rib farqlab bo'lmaydi. Ularni faqatgina gapda kelayotgan vazifasi bilan farqlash mumkin. Qanday qilib deysizmi? Bu yerda sifat otni bildirib keladi, ravish esa boya aytganimizdek sifatni, fe'lni yoki boshqa bir ravishni ifodalab kelishi bilan bizlar ularni farqlaymiz. Hozir misol bilan yana yaxshiroq tushunib olamiz. I found the exam really hard. Imtihon men uchun juda qiyin bo'ldi. Bu yerda hard so'zini olamiz. Hard bu yerda adjektiv bo'lib kelyapti, ya'ni sifat bo'lib kelyapti. Chunki bu exam imtihonni aniqlab kelyapti. Imtihon esa noun hisoblanadi. Ot bo'lganligi uchun, otni aniqlab kelayotganligi uchun bu sifat hisoblanadi. Keyingi misolga e'tibor qaratamiz. He worked really hard. U juda qattiq ishladi. Bu yerda ham xuddi o'sha so'z hard, ya'ni bu sodda ravish bo'lib kelyapti. Bu esa ravish hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bu yerda worked ishlagan edi fe'lni aniqlab kelyapti ravish. Shuning uchun bu yerda adjektiv sifat emas, ravish hisoblanadi. Undan tashqari ravishlarning bir qator turlari mavjud. Bular o'rin joy ravishlari, adverbs of place. Ularga here, bu yerda, where, qayerda, inside, ichkarida, outside, tashqarida hamda yana bir qator joyni bildirib keluvchi ravishlarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Keyingisi point vaqt ravishlari, adverbs of time and frequency. Ularga before, olden, recently, yaqinda, often, tez-tez, yoki usually, odatda kabi so'zlarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Ularning barchalari paytni va vaqtni bildirib kelyapti. Keyingisi o'lchov va daraja ravishlari, adverbs of measurement and degree. Ularga much, ko'p, little, oz, very, juda, hardly, scarcely, arang, zo'rg'a kabi so'zlar kiradi. Chunki bular o'lchovni hamda darajani bildirib kelyapti. Hamda keyingi turimiz esa holat ravishlari hisoblanadi. Ingliz tilida bu adverbs of manner deb tarjima qilinadi. Bularga fast, tez, slowly, asta, easily, osonlik bilan kabi holatni bildirib keluvchi ravishlarimiz kiradi. Undan tashqari ravishlar gapda xohlagan joyda kelishi mumkin. Men bu bilan nima demoqchiman? Bu bilan ravishlar gapning boshida kelishi mumkin, o'rtasida kelishi mumkin, hamda oxirida ham uchratishingiz mumkin ravishlarni. Misol bilan hozir yanada yaxshiroq tushunib olamiz. He drives slowly. U sekin haydaydi. Bu yerda
slowly rəvş bölüb gəliyəbdi. Çünki drives, haydəm oq, fail bölgəli gücü, fail anıqlab gəliyəbdi. Şunun üçün slowly rəvş soblanadı. Həm də qırıb durgeninizdik, gəpinin oxırıdı gəliyəbdi. Genki gəpimizdə isə, I usually get up early. Mən odatda ertə uyğunamam. Bir də usually rəvşə, aydan keyin, yəni gəpinin örtərağıda gəliyəbdi. Kengimiz sonumuzda ise basically you have got two options. Asosan sende ilk de variant bordur tercüme kalınadı. Bu yerde giravış basically soblanadı. Körüp durgenin gizdik. Bu gapnin boş ya da keli yaptı. Okur gibi sonumuzda. It is absolutely freezing in here. Bu yer cüda soğuğudur tercüme kalınadı. Hem de bu yerde giravış absolutely kırıp durgenin gizlik. Gapning örtesi de kele yaptı. Şu bilen raviş yani adverb mavzusudaki kısaca düşüncemizini düşünceye ege bölüp olduk. Öylemen ki sizge video yoktu. Eğer de video yokkan bu sefer like pozisyonu unutmayın. Kanalımızı abone olun. Hayır, salam adım.